Bir lokantaya gittiğinizde, eğer müzik varsa kardeşim bunu kapatır mısın? Değil. Kapatmazsa çıkın dışına. Gidin yenge hanımın yemeğinden yiyin. Bereketini görürsünüz. Müzik sesleri içerisinde yemek yemektense yeme daha iyidir. Bir eğlence meclisinde oturacaksın, yarım saat oturacaksın. O yarım saatin hesabını verebilir misin kardeşim? Ben duymuyorum. Nasıl duymuyorsun be? Kulakların sağır mı ya? Nasıl duymuyorsun? Senin de nefsini okşuyorum. Şimdi eskiden bizim yaylalarda tezek yakarlardı. Tezeğin kendine göre bir kokusu vardı. Yayladan köye gelen kokardı. Ne kokardı? Tezek kokardı. Fakat ona tezek kokuyorsun demezlerdi, yayla kokuyorsun derlerdi. Eğer sen tezek atmosferi içerisinde oturursan, tezeğin yandığı yerde o tezek kokusu senin üzerine sirayet eder. İstesen de istemesen de sirayet eder. Nereye gidersen tezek kokarsın. O eğlencenin içerisinde sen yemeğini de yesen tezek kokarsın kardeşim. Tezek kokarsın. İbadetine, zikrine, Kur'an'ına, ihlasına, samimiyetine bunlar hepsi etki eder. Hepsi etki eder. Vaazı dinliyorsun, bundan sonra namazımda daha hassas olacağım diyorsun, bir gün gitmiyor. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor kardeşim? Kararı sen veriyorsun, niye gitmiyor? İşte onun gitmesini engelleyecek bir şeyler var demektir. Hastalıklar var demektir.